Bu güzel günde bizi ağırladığınız için sizlere ekranlar karşısındaki izleyicilerimizle birlikte teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğunuz yayınları her zaman takip ediyoruz. Doğal, samimi, içten programlar yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Biz de sizleri sevdik, sizler bizleri sevdiniz. Bizler de gitmemize yakın, vaktimiz daraldı, gideceğiz Allah nasip ederse. Bu görevi bırakacağız, daha iyi yapacak arkadaşların önünü açacağız. Bu sebebiyle tekrardan teşekkür ediyorum programımıza bizi aldığınız Her için. zaman baş tacın. Çünkü değerli izleyenler hakikaten böyle gücü de insanlara böyle hakikaten özlü sözü bir hakikaten dernekçiliği hakikaten dernek gibi yapan nadide insanlardan bir tanesi. Çok değerli İsa Başkanımız. Allah nasip ederse görevimiz hasabıyla tayinimizi almaya uğraşıyoruz. İnşallah alacağız. Bekliyoruz. Sabırla bekliyoruz. Biz şöyle sözlerimize başlayalım isterseniz. Buyurun efendim. Filistin'de, Gazze'de ölen çocuklarımıza maalesef sadece buradan dua gönderebiliyoruz. İnşallah Rabbim onlara bu zulmedenleri Kahhar ismiyle kahru perişan etsin diyoruz. Amin. Amin. Rabbim zalimlerin zulmünden korusun. Rabbim bu gözyaşlarını bir an önce dindirir diyoruz. Amin. İçimiz kan ağlıyor. Gerçekten üzülüyoruz. Kendi durumlarımıza da üzülüyoruz tabii ki ama orada çocuklarımız ölüyor. Yer gösteriyorlar. Çadırlarda içindeki masum bebekleri öldürüyorlar. Yani sözün bittiği yerdeyiz. Yani dünyanın meşakkatı bizim de tabii ki ama Rabbim onlara yardım etsin diyoruz. Amin inşallah. Biz göreve geldiğimizde 2021 Mart ayında göreve geldik. Göreve geldiğimizde dedik ki bizim 44 mahallemiz var. İki caddemiz var. Bir sevdadır Akkuş diyerekten bu yola çıktık. Dolayısıyla göreve geldiğimizde pandemi süreçlerine denk geldi. Yeni yeni çözümlemeler olmaya başlamıştı. Uzak kalmıştık. Vatandaşlarımızla, bırakın vatandaşlarımızı, annemizin babamızın yanına varamamıştık. O zor süreçlerden geçtik. Rabbim bir daha göstermesin diyoruz. Amin. Böyle süreçlerde olma hasabıyla de olsa çok Akkuş sevdalıları, Akkuşlular için mücadele eden yiğitleri bir araya getirme başarısını elde ettik. 182 kişiye ulaştık o zorlu süreçlerde. Onlara teşekkür ediyorum, iyi ki varlar diyorum. Onların varlığı bütün Akkuşlulara fayda sağlıyor. Akkuşların sen ben değil, biz olursak, biz o düsturla yol yürüyoruz. İnşallah güzel işler olduğunu düşünüyoruz kendi yönetimimizle birlikte. Akabinde ülkemizde deprem, 10 tane ilimiz darmaduman oldu. Rabbim bir daha göstermesin. Ölenlere rahmet diliyorum. Kalanlara sabırlar diliyorum. O süreçlerde bizler de elimizin altına taşı koymak zorunda kaldık. Hedefimiz olan hizmet aracısını almak istiyorduk. Topladığımız paraları bunların AFAD yoluyla 16 bin lirasını derneğimizin kasasından, 24 bin lirasını tekrardan vatandaşlarımızın katkılarıyla 40 bin liraya AFAD'a ulaştırdık. Allah'a hamdolsun diyorum. Akabinde Esof çatısı altında olduğumuz Esof'un vermiş olduğu talimatlarla evet bizler de varız dedik. Çadır, bir tane çadır bizler de katkıda sunduk. Topladığımız aidatlarla, bağışlarla birlikte geri kalanları da insanlar için yardım malzemeleri tırlarla gönderdik. Bu konuda sayın eski başkanımız Sayın Mustafa Gevre'ye buradan şükranlarımı gönderiyorum. Çok güzel o da zorlu bir süreçlerden geçti. Elinden geldiği kadarıyla bir şeyler yaptığını düşünüyorum. Bu şekilde katkı sunduk. 2022-2023 yılları arasına geldiğimizde dedik ki bir yer alalım. Yani topladığımız paraları bir yer alalım. Bu yeri Akkuşluların evi olsun diyerekten mücadele verdik. Efendim 98 kişiye ulaştık. Bu topladığımız 2023-2000 aidatlarıyla 98 kişiye ulaştık. Bir piknik düzenleyelim dedik. Burada topladığımız paraları birleştirelim. Bir yer alalım dedik. Arsa alalım dedik. Tarla alalım dedik.
Yerimizi bulduk. Buradan isim vermekten gocunmuyoruz. Şöyle bir sıkıntısı yok. Hiç sıkıntı yok abi. İnşallah ama değil. En kendisi. Doğal kanal burası. Her şeyi söyleriz. Doğrudur. O yüzden kıpır buradayız. Hiç küfür etme yok. O yüzden, o yüzden buradayız. Evet. Yaşar Küçük sarayda 200 dönüme yakın bir tarla var. Bu tarlayı bize piyasa değerinden 300 lira düşüğüne bize tahsis etmek istediğini söyledi. Benim de katkım olsun dedi. Evet. Ben de Akkuşluyum dedi. Ben de Akkuşların olduğu yerde olmak istiyorum dedi. Bizler de yönetimimizle konuştuk. O şekilde kararımızı aldık. Bir piknik programı yaptık. Sedat Bey siz de oradaydınız. Evet başkanım. İlk defa bir piknik organizasyonu yapıyorsunuz. Ama sözünü unutma başkanım. Şu anda yapılan pikniğin içinde halen sizi konuşuyorlar. İstanbul Akkuşlar Derneği'nin diyor pikniği hem kalabalık oldu diyorlar. Hem de coşku içine geçti diyor haberin olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz heyecanlıydık. Biz analizimizi yapamadık. Tabii ki sizler daha iyi yapmışsınızdır. Vatandaşımız daha iyi yapmıştır. Şu andaki mevcut derneğimizin yerini 5 yıllığına, 10 yıllığına sözleşme yapalım. İşletmesini derneğimize aktaralım dedik. Yine yönetimimizle konuşaraktan, istişare yaparaktan, danışaraktan bu kararı aldık. Dolayısıyla bu uygulamaya geçeceğimiz sırada maalesef insanlarımızın hepimizde vardır, doğamızda var. Yani senlik, benlik, kibir, efendime söyleyeyim, nankörlük bu hepimizde olan bir şey olduğu için bu konuda da asılmadılar. Doğrusu da budur yani. Destek göstermediler. Biz de bir şey yapamadık. Bunu da yapamadık. Dolayısıyla biz niyetimiz halis dedik. Biz yaparız, yapamayız. Biz bunu iddia etmedik. Biz bunu başaracağız demedik. Ama mücadele verdik. Yaptıklarımız ortada. Yapamadıklarımızın, niye yapamadıklarımızı isterseniz bunlara da girebiliriz. Zamanımız, vaktimiz varsa. Biz mücadelemizi verdik. Allah'a hamdolsun. İstanbul Akkuşlular kurulduğu günden bugüne emeğe geçenler, Rahman'a rahmete kavuşanlar, o kurucuların ruhları şad olsun. Burada isimlerini sayıyoruz. Soner Gökçenlerin, efendime söyleyeyim, Hüseyin Türkmenlerin, işte Durmuş Abanlıların gibi bu dernek için çok mücadele verenler, cebindeki, evindeki parasını kısıp derneğe bağışlayanlar, bizim Akkuşluların bir arada olmasını sağlamak için mücadele verenlerin için biz bu gönülden bu işi yaptık. Vallahi hamdolsun becerdiğimize inanıyoruz. Dediğinize katılıyorum. Gerçekten dernek başkanları kendini belediye başkanı gibi, daha üstte gibi görüyor. Arkadaş. Bunu ne kıl aldırmıyorsunuz la? Allah'u ekber ya. La kimsiz olun siz? Altı üstü pikniği vermezsin ya. Başka ne yaparsın bu sanatçıya? Başka ne yaparsın? Şimdi, hiçbir şey yok. Şimdi gerçek manada da gerçekten sadece ekranları değil, siyasete değil, gerçekten halkı için, hemşehrisi için, bir şeyler yapmak için uğraşan dernek başkanlarımız var. Burada saygı duyuyoruz. Ama evet, şimdi ben şunu eleştiriyorum Sedat Bey. Evet abi. Ya şimdi ATO başkanı örneğin 25 senedir başkanmış. Bir 5 sene daha yapacak muhtemeldir. 30 sene ATO başkanlığı yapacak. Beri tarafa bakıyorsun. Sanki babasının ham maddesi gibi. Beri tarafa bakıyorsun. İşçi sendika başkanı 25 senedir yapıyor. Bir 5 evet. sene daha yapacak, 30 yıl yapacak. Yani şimdi ben buna karşıyım. Şöyle karşıyım. Çünkü onun çiftliği gibi oldu orası. Evet. Belediye başkanları da öyle. İki dönem yapsınlar bıraksınlar. Dernek başkanları iki dönem yapsın bıraksın. 25 senedir 30 senedir ben başkanım diye. Bunlara sözüm var ama Sedat Bey. Söyle bunlar öldüğü gibi. Zaman Allah bilir ileri kim gider geri kim kalır. Evet. Mezar taşlarına başkan yazdıracağım onlara. Gelenler vallahi yazdıracağım. Buradan söylüyorum yani sizin kanalınızdan. Buradan söylüyorum. Bu kadar mı olur? Evet. Siz şimdi yayıncısınız. Doğru mu Sedat Bey? Elimizden geldiği kadar. Ben de sizin burada çalışan olaraktan. Çalışanınız olaraktan. Evet. Burada mikrofon tutuyorsam bu kanal benim değil mi? Evet abi. Ben bu kanala hizmet etmiyor muyum? Evet abi. İlla başkan mı olman lazım? Evet abi. Yani sen bugün hemşerinin işe giremiyor. Elinde imkanın var almıyorsun. Anlatabildim mi Sedat Bey? Yani evet. Ya almayacaksın yapamıyorsun. Niye başkansın o zaman? Niye bazı başkanlar şey yapıyor değerli izleyenler. Adam bir dönem dernek başkanına aday olmuş. Adam seçim vaatlerini yazmış yukarıdan aşağıya. İşte diyor ben diyor lavabonun diyor kilidi yok diyor kilit takacağım diyor.
İşte diyor toplantı odasının kapısı değişecek diye. La oğlum sen gerizekalı mısın lan? La bu seçim beyannamesi yazılır mı lan bu? O da düştüyse gel bana esinti kapıda alalım. Sana o lavabonun kilidini yapmasam şerefsizim. Ama böyle uvak ucuz işlerle siyasete girmeyin ya. Sen alt üstü bir deney başkanı ya. Burada yani. Şimdi dediğim gibi Sedat Bey ben bunlara karşıyım. Ben iki dönem ben başarısız dedim. Başarısız olduğumu kabul ettim. İftarlı programımızda bunu beyan ettim, söyledim. Biz başarılı olamadık. Özür diledik. Gerçekten olamadık. Çünkü hedeflere ulaşamadık. Hedeflere ulaşamama sebeplerimiz de Sedat Bey. İşte evet. Bu 25 senedir başkanlar yüzünden. Evet. Yani bu 25 senedir başkanlar yüzünden bir şey yapamıyoruz. Bir şey yapacağız. Tam biliyoruz ki bir Akkuşlu'yu bir yere getireceğiz. Sırtlayalım onu, omuzlayalım diyoruz. Pat oradan çıkıyor. Yine ortalığı bulandırıp gidiyorlar. Nasıl olmuş biliyor musun başkanım? Şimdi bazı başkan, hepsini tabi katmıyoruz ha. Değerli izleyin, diğer başkanları da hakikaten bu işi adam gibi yapan başkanlarım var. Hepsine selam olsun. Cevat Bozok, mükemmel işler yapıyor abi. Helal olsun. Hüseyin Demiroğlu, mükemmel insan kardeşim, selam olsun. Hakikaten bu dernekçiliği, dernek gibi yapan başkanlarım çok. Kesinlikle. Şimdi hepsini tömen altına koymayalım yani. Kesinlikle, çok güzel yapıyorlar. Evet. Derneklerimizi ileriye götürenler belli. Aktifimiz de güzel işler yapıyor. Evet, Metin Başkanımız uğraş veriyor. Buradan selam olsun kendisine. Geçen sene Yenikapı'da tekrar buradan da talep ediyorum. Artık Akkuşluları Allah rızası için bir toplayın. Yenikapı'da, Maltepe'de bir Akkuşlu görsün. Şu İstanbul Akkuşlu görsün. 100 bin Akkuşlu var Sedat Bey. İnanır mısınız? Bizim bulunduğumuz dernek Esenyurt'ta ilk derneklerin biridir. Öteki derneklerimiz, ilçe dernekleri, köy dernekleri dahi yerlerini almışlar. Başarmışlar bu işi Sedat Bey. Biz geride kalmışız. Niçin? Bizi bölüyorlar. Biz diyoruz 44 mahalle, 2 cadde. Onlar diyor Çaylan. Ben diyorum 44 mahalle, 2 cadde. Onlar diyor Taşmalar. Ben diyorum 44 mahalle, 2 cadde. Onlar diyor Kızıl Elma. Şimdi dolayısıyla İstanbul Akkuşlular gurur duyması gereken bir açılım aslında. Bunun ben değil. Yarın gelecek yönetim de bunu böyle bilmesi gerekiyor. İstanbul Akkuşlar denildiği zaman İstanbul'u komple kucaklayan, göğüsleyen, onların dertleriyle dertlenen, cenazelerinde yardımcı olan bir yönetim. Bu yönetim basit bir yönetim değil Sedat Bey. Basitleştiriyorlar. Evet. Sırf kendi egoları, sırf kendi kibirleri, sırf sadece ben dedikleri için Akkuşlular bu halde. Siyaseten de bu halde. Dernek de bu halde. Maalesef. Sadece maalesef. Akkuş değil bu. Bütün deneyler için geçerli. Tabii ben ki. Ben kendi bildiğimi gördüm. Evet. Ben bilemem Ayvaslı'nın işleyişini genelde bilemem. Genelde hep böyle. Dernek başkanları hep genelde böyle efendim. Sayın Başkan'ın dediği gibi efendim. Sanki başkan oldukları zaman sanki o adam sanki ülkeye başına geçmiş gibi oluyor. Yapmayın böyle abi. Yapınız. Hakikaten bu işi yapın. Gidin efendim ihtiyacı olan insanlara destek çıkın. Gidin efendim değerli dostlar, öğrencilere burs verin ya. Gidin hastane köşesinde bekleyen hastalarınıza, üyelerinize destek çıkın. Gidin efendim kirasını ödeyemeyen üyelerinize gidin efendim çaktırmadan. Onun da gönlünü kimse görmeden, başkası görmeyecek yaptığınız iyiliği. Zarfın içine koyun efendim, hiç kimse görmeden destek çıkın. İşte başkanlık budur. Yoksa sen takmışsın kravatı boğazına, işte bilmem. Şu köyün derneğe senede bir defa piknik yaparsın, sponsorlardan toplarsın parayı, işte efendim gider gösteriyorsun, gider de 5.000 liralık yemeğe 30.000 gösteriyorsun, sanatçıya 3.000 gösteriyorsun, 1.000 lira veriyorsun. Ben bilmiyorum sizin çakal olduğunuzu oğlum. Çakallık yapmayın. Adam gibi, dernekçiliği adam gibi yapın. Bende ismi var. Bende ismi var ama benim şahsıma, kişiliğime yakışmaz. Şunu yapayım, bana ne la? Gidin kendi başkanlarınızı üyelere söylüyor. Gidin üyeler kendi başkanlarınızı siz kendiniz yargılayın. Bana ne? Şimdi o zaman kontrol oluyor ondan sonra. Şimdi Sedat Bey gerçekten ama burada bu konular üst üste geldi. Bunu da demeden geçmeyeceğim. Sen bir ordusun başkanı Akif İlke Beyefendi. Arif İlke. Arif İlke selam Beyefendi olsun. Selam olsun. Ben şahit oldum bizzat. Bize de yardımcı oldular sağ olsunlar. 4 tane öğrenciye burs biz de onların vasıtasıyla biz de isimleri verdirdik. 4 kişi burslandılar. Akabinde yardım kolilerinden biz de üyelerimize faydalandırdılar. Dolayısıyla bir olayı da anlatmak istiyorum. Bunu özellikle söylemek istiyorum. İyi olanlar her yerde anılsın.
Kötü olanların kötü olunduğu bilinsin. Çünkü düzelmiyoruz. Şimdi sen bir ordusun, vakfının bir olayına şahit oldum. Gözlerim doldu, yaşardı. Bunu belirtmek istiyorum. Bu vakıf sadece ordulara, ordunun hangi ilçesi olursa olsun yardım elini uzatıyor. Hem ulaşımlarını, hem evin ihtiyaçlarını, aklınıza gelebilecek sağlık ihtiyaçlarında tutun da hepsini karşılıyor. İşte vakıf, dernekçilik, bilmem şeyler bunlardır. Dolayısıyla ordulun bir evine tespite gidiyorlar. Evin içine giriyorlar. Evin içinde tabiri caizse ahırdan beter bir şekilde ev. Çocuğu maddeye düşmüş, madde kullanıyor, eve zulüm ediyor. Evdeki yaşlı annesinin, babasının parasını alıp gidiyor. Ay sefaret içindeler. Orada sen bir vakfa el atıyor, evinin içine düşüyor, boyuyor. Çocuğu sağlık ekibine gönderiyorlar. Aile kurtulmuş oluyor. İşte budur insanlık. İşte başkanlık bu ya. Budur. Evet. Bunu yapmak lazım. İnsanlığın boyutu budur. Yardıma, darda kalana, düşmüşe yardım et. Başkan olmana gerek yok. Vicdanlı insan ol. Kalpten yalandan yap. Yere insanları kullanır. Ben başkanım. La git oğlum lan. Hadi git, kovduk. Kovduk seni. Sağdan soldan oy çalmayla üye yapıyorsun. Yani. Çakal. Yani, ben dinledim onları. Adam derneğin kapısına gelmemiş. Üye değil. Seçime bir hafta kala. Sedat Bey, ölüyen hücreleri uyandırdılar. Ölüyen hücreleri. Adam üyeymiş bir dernek. Bilmiyorum hadi. 15 yıldan, 12 yıldan Allah beraber. Allah dinle, dinle, dinle. Haberimiz yok bizim. Peki bu adamlara demiyorlar mı ya? Bu federasyon futbol turnuvası yaptı. Neredeydiniz abi siz? Deprem oldu. Yardım gitti. Neredeydiniz abi siz? Milleti saf yerine koymayın artık. Yani millete artık saf yerine koymayın. Millete gerçek manada yardımcı olun. O köyden, bu köyden, şuradan, şu siyasetten, bu siyasetten. Şimdi ben evet. Vatanını, milletini, bayrağını tapmış, evet. Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrılmayan, evet. Ne mutlu Türk'üm diyen bir Türk genciyim. Belediye başkanının birine ziyarete gittik, hayırlı olsun dedik. Evet. Akşam oldu, resimler paylaşılmıyor. Çat 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 resimler geliyor. Bizim resim yok. Allah Allah, burada bir aksilik var. Neyse efendime söyleyeyim. Pat bir resim gördüm. Çağatay'ım kameraya geçeyim. Sedat Bey. Bir şey gördüm. Resim gördüm. Resimdeki karedeki zat belediye başkanını yerden yere vuran, şingaklı kelimeler kullanan insanlar olduğu halde adamın resmini paylaştılar. Dolayısıyla siyaseten de yaranamıyoruz yani. Dememek istediğim odur. Ama biz yolumuzdan dönmüyoruz. Bizim duruşumuz bellidir. Gittiğimiz nokta bellidir. Geleceğimiz istikamet bellidir. Bizim kimsenin siyasi gücünü arkasına alıp bir yerlere gelme derdimiz, çabamız yoktur. Hakkımız olan neyse, Allah'ın bize kıldığı neyse biz ona şükür etmesini biliriz. Veriyorsa şükür ediyoruz, vermiyorsa da şükür ediyorsunuz. Biz bu şekilde düşünüyoruz. Önümde sonunda olsa bile düz olmak gerekiyor. Düz olmak gerektiğine inancındayız. Böyle olmamız gerekiyor. Evet. İstanbul Akkuşları şöyle bir parantez daha açalım. Aç aç aç. Şimdi aç. Böyle değerli abilerimiz gerçekten başkanlığı bit kararı bırakır. Ya başkanım önemli değil. Duyuyorum ya işte evet, makamlar evet. Gelip geçici evet. Ama böyle güzel insanlar Muammer Köse gibi, Feridun Kırık gibi. Sedat Duran gibi. Şinas, seni yönetime almıyoruz. Sana, seni engelleriz. Sen sivri dili olduğun için sen benim gibi çok sevilmezsin diye düşünüyorum. Yani burada gerçekten Akkuş'un çok değerli insanlarımız var. Önlerini açalım. Buradan açın. Sesleniyoruz. Kardeşim açın ya. Bir gidin ya. 30 yıldan beri piyasadasınız. Gitmezler abi. Abi nasıl bir şeydir bu ya? Gitmezler. Kumanya satacak. Kumanyayı kim alacak? Bu nasıl bir şey ya? biz alsak versek ne oluyor? Koltukla bırakılmıyor şey. Günah mı giriyorlar? Hayır biz alıp versek günah mı giriyorlar yani? Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Kesinlikle buradan eşim çok bize faydası. Eşimiz bize destek vermeseydi biz buraya kadar da getiremezdik. Kafamız yarılırdı. Sen yani. Getiremezdin. Ben getiremezdim. Korkak biriyim. Sen getir. O yüzden yani iyi yırttık biz. Aşamayı sağ salim teslim edeceğiz inşallah bayrağımızı. Şimdi şöyle onu da izah edelim. Şimdi siz dürüst olursanız eşiniz size güvenir. Eğer siz dürüst olmuyorsanız eşiniz size güvenmez. Evet. Çocuğunuz güvenmez. Çevreniz güvenmez. Dolayısıyla biz bu işin hakkını verdik Allah'a. Biz bundan vicdanlıyız. Vicdanımız da rahat. Bizi zorlayanlar, bizi engel koyanlar
Rahat etsinler şimdi diyoruz. Ne diyelim? Allah gidiyoruz. Hayır. Bıraktık şimdi gidiyoruz. Allah sizin olsun oğlum. Adam. Aynen. Evet. Son sözü toparlıyoruz çünkü. 2021'den 2024 yılına kadar tekrardan bizlere destek veren, bizlere iyi kötü hatamızla eksiğimizle kabullenen değerli üyelerimize öncelikle sizlere şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bu işlerde dediğim gibi Sedat Bey gerçekten tek başınıza yapamıyorsunuz. Beceremiyorsunuz. Çünkü ya siyasi yani şöyle diyeyim. Doğu Dernekçinin 3 ayağı var. Birinci ayağı siyaset, ikinci ayağı ticaret, üçüncü ayağı basın. Bunların hiçbirini yapamıyorsanız hiç faydanız olmuyor. Dediğiniz gibi biz özür diliyoruz, beceremedik, yapamadık diyoruz, bunu söylüyoruz. İnşallah yapılacak kongrede iyi bir yönetim, iyi bir arkadaşlarımız bayrağı devam ettirirler. Biz bunlardan yanayız diyoruz. Bu aşamada bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Adem Duman, kooperatif başkanımız, ayrıyetten az turizm, firma sahibimiz, güzel insan, böyle değerlerimize ihtiyacımız var. Sağ olsun bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Akabinde Can Kurusıkı kardeşim bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Derneğimizle alakalı her türlü yardımı, imkanı bize sağladı. Beraberinde Serdar Güllü, değerli dostum, aziz dostum, güzel insan. Allah yoluna bahtını açık etsin. Bize İstanbul Halk Kuşlar Derneği'ni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Her zaman ne dediksek kabul etti. Akabinde Soner Gökçen, değerli kardeşim, desteğini verdi. İhsan Dağdelen, Orhan Dalgıç, ismini şu anda hatırlayamıyoruz, affetsinler. Bizim rüya menajerimiz, ağamız, orta bölme ağamız. Ondan sonra bizim ağamız Erkay Cirabal, buradan geçmiş olsun diyoruz. Allah yardımcıları olsun diyoruz. Gerçekten onun da verdiği sözü tuttu. 50 bin nakidini iftar programımıza karşıladık. Geri kalan 50 bin lirayı da 2 tane, 3 tane öğrencinin bursuna verecek. Bunu biz sağladık. Allah'ın izniyle bunu da göstereceğiz. Buradan dediğim gibi bu süreçler gelip geçer bakanlar. Kalpleri kırmayalım. Doğru tektir. Doğru tektir. Doğrunun dayıoğlu, amcaoğlu, halası, teyzesi olmaz. Doğru bir tanedir. Biz doğru yaptığımıza inandık. Bizi doğru yaptığımızdan ötürü küsenler, darılanlar, topa koyanlar, hedefe tutanlar canları sağ olsun diyoruz. Biz yaptığımızdan her zaman arkasındayız. Rabbim akuşların birliğini, dirliğini, sadece İstanbul Akuşlar değil, bütün derneklerin birliğini, dirliğini, kardeşliğini daim eylesin. Akdefimiz daha güçlensin. Ordef'te de bizim Akkuşlu yöneticilerimiz var. Biz Akkuşlular her yerdeyiz. Daha iyi olacağız inşallah diyorum. Efendime söyleyeyim sizlere de çok teşekkür ediyorum. Esinize TV ailesine ikinci programımız. Eksiğimizle, hatamızla bizi izleyenlere buradan bir hatamız olmuşsa af diliyoruz. Burası bir aile yeri. Burada samimiyet var. Burada para konuşmuyor. Burada diller doğruyu söylüyor. Biz bu programa bizi ağırladığınız için ekibinize, çaycısından kameramanına, ışıkçısına, değerli üstadım gerçekten bizi mest etti. Sağ olsun, var olsun. Bizi yaraladı ama olsun, iyi olduk. Bir nevi de olsa bizi götürdün fastalara doğru. Olsun, idare edeceğiz diyorum. Şimdi dediğim gibi Sedat Bey, çok sağ olun. İyiler her zaman olsun. Yalnız kalalım, tek kalalım, doğru kalalım. Herkese en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bizleri bu saate kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi daim eylesin. Allah kötülerin şerrinden bizleri muhafaza eylesin. İnsan görünümlü şeytanlardan bizleri muhafaza eylesin diyoruz. Amin. Vatanımızın, milletimizin bölünmez bütünlüğünü her daim savunacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene diyorum. Bir sevdadır Akkuş diyorum. Kalın sağlıcakla. Sağ olun, var olun. Evet, ağzına sağlık başkanım. Çok sağ olasın.